Değerli Türk Kap üyeleri ve değerli katılımcılar, Türk Kap söyleşilerinin bu haftaki konusunu 5 Aralık 1934'te Türk kadınına Büyük Atatürk tarafından Büyük Atatürk tarafından Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıldönümü münasebetiyle kadınların oy hakkı konusunu bugün konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Meşgule Yılmaz bugün bizimle olacak. Ve kendisi bilgilerini bizimle paylaşacak. Tabii şüphesiz ki bu kadınların oy hakkı, seçme ve seçilme hakkı bugüne kadar en çok tartışılmış konulardan birisi. Günümüzde de hala 34'te çok erken bir tarihte Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize verdiği bu haklara rağmen bugün hala biz Türk siyasetindeki gerek yerel gerekse de genel seçimlerdeki kadınların eksik temsil sorununu tartışıyoruz. Oysa ki oy hakkı meselesi tarih boyunca tartışıldı. Kadınlar ilk kez Fransız Devrimi'nde görünür oldular toplu bir şekilde. Onlara pek çok haklar vaat edildi bu Fransız Devrimi'nin önderleri tarafından. Onlar da bu hakları talep ederek devrimin içinde yer aldılar ama maalesef sonrasındaki bu haklara kavuşamadıklarını biz biliyoruz. Sonrasında sanayi devrimi bir çıkış noktası oldu, bir kırılma noktası oldu. Çünkü kadınlar mecburen çalışma hayatının içine dahil edildiler ve burada da tabii ki eşitsizliğin en büyüğü gündeme geldi. Eşit işe, eşit ücret sloganı ile birlikte kadın hakları da bir ivme kazandı. Yani işçi kadınlar bu işin önderliğini yaptılar ve özellikle de Almanya'da kadın hakları işçi haklarıyla paralel gitti. 19. yüzyıl bu anlamda çok zengin bir yüzyıl, çok hareketli bir yüzyıl. Amerika'da kölelik karşıtı hareketlerle ama özellikle de İngiltere'de oy hakkı meselesiyle birlikte tartışıldı kadınların hak meselesi. 1860'lardan itibaren İngiliz kadını bir takım taleplerde bulundu. Hatta 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde bunlara sufrajeler denildi. Ve bu sufraje hareketi yani kadınların oy kullanması meselesi hem Amerika'da hem İngiltere'de taraftar buldu. Kadınların açlık grevinden tutun da polisle çatışmaya kadar bu haklarını büyük bir mücadelenin sonunda 1918 yılında İngiltere'de aldılar. Ama bunun öncesine baktığımızda hani kadınlar dünyada ne zaman oy kullandılar? İşte 1860'lı yıllarda Amerika'nın Wyoming eyaletinde bir kadınların oy kullanmasından bahsedilse de resmi olarak ilk önce Yeni Zelanda'da sonra Avrupa'da ise Finlandiya'da kadınlar seçme ve sonrasında seçilme hakkına sahip oldular. Dediğim gibi İngiltere'de 1918'de büyük mücadelelerle seçme ve seçilme hakkını aldılar ama şunu da vurgulamak istiyorum. Bu kadar mücadeleye rağmen genel ve eşit oy ilkesi çerçevesinde bir hakka kavuşamadı İngiliz kadını. Çünkü 21 yaşını bitirmiş olan erkek oy kullanıyorken İngiltere'de 30 yaşındaki kadın ancak oy kullanabiliyordu ki bu 1928 yılında düzeltildi. Meşgul hocama sözü vermeden önce şunu da vurgulayarak tamamlamak istiyorum bu konuyla ilgili sözlerimi. 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara verdiği oy hakkı eşit oy hakkıydı. 22 yaşındaki kadın ve erkek oy kullanabilecekti ki Sayın Hocam zaten bunları daha ayrıntılı bir şekilde bize anlatacaktır. Ben hocama söz vermeden önce dilerseniz kısaca sizlere tanıtmak istiyorum Sayın Doçent Doktor Meşgule Yılmaz'ı. Meşgule Yılmaz 1984 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1985-98 yılları arasında ise Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde tarih öğretmeni olarak görev yaptı. Yine bu süreçte 1990'da yüksek lisansını, 1999'da da doktora eğitimini, yine mezun olduğu üniversitenin Sosyal Bilimler Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptı, Selçuk Üniversitesi'ni bitirdi. 98-2000 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nda kitap yazma ve inceleme komisyonlarında görev yaptıktan sonra 2000-2010 yılları arasında da Gazi Üniversitesi'nde okutman olarak görev yaptı. 2010 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Temel Bilimler Bölümünde yardımcı doçent oldu. 2014-2016 yılları arasında adı geçen bölümde aynı zamanda
bölüm başkanlığı yaptı Meşgule Yılmaz ve 2016-2018 yıllarında ise Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Cumhuriyet Tarihi ana bilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2018'den beri de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Meşgule Hoca'nın özellikle Türk dünyası, milli mücadele ve kadın hakları konusunda çok değerli çalışmaları bulunmaktadır. Alanında çok sayıda makalesi, bildirisi ve akademik yayınları olmakla birlikte 3 tane de kitabı var hocamızın. Birisi Türklerin Dünyası, Konya'da Müdafaa Hukuk Cemiyeti ve Mümtaz Bahri Koru ve Kuvvacı Tevfik Hoca adında eserleri bulunuyor. Çalıştığı alanla da ilgili çok sayıda konferansı var. Ayrıca radyo ve televizyon programlarına katılmaktadır. Bu hafta da değerli bilgilerini bizimle paylaşacak Sayın Hocam. Buyurun, bizlere neler diyeceksiniz? Ben affınıza sığınarak şöyle küçük bir giriş yaptım ama aynı zamanda hani Avrupa'da bunlar oluyorken, kadınlar İngiltere'de Buckingham Sarayı'na kendilerini zincirliyorken acaba bizdeki kadınlar neler yapıyorlardı bu süreçte? Evet, Sedef Hocam teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkesi saygıyla selamlıyorum. Tabii bugün kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı 5 Aralık 1934'ün üzerine konuşacağız ama kadınlara seçme hakkı verildi mi, kadınlar bunu aldı mı biraz tartışmalı her şeyden önce. Neden? Çünkü erkek egemen bir meclisten bu karar çıkmıştır. Her ne kadar erkekler bu hakkı kullanmamıza yeterince günümüzde bile izin vermiyor olsalar bile bu hakkı bir teslim edelim her şeyden önce. Ve tabii ki konudan uzaklaşmadan tarihi süreçte neler olmuştur? Çünkü bu bir gecede hadi kadınlara seçme hakkı verilsin gibi olmamıştır. Bunun bir tarihi arka planı vardır. Osmanlı Devleti'nden itibaren kadınlara verilen haklardan kısaca bir söz etmenin yerinde olacağını düşünüyorum. Osmanlı Devleti'nin aslında kuruluş döneminde kadınlar başlangıçta daha rahat bir hayat içerisindelerdi. Fakat daha sonra yaşam alanlarının sınırlandığını görüyoruz. Tanzimatla birlikte kadınların hayatında da bir takım değişiklikler meydana gelmeye başlamıştır. 1843 yılında tıbbiye bünyesinde bir ebelik okulu açılmıştır ve kadınlar bu okuldan aldıkları eğitimle kadınların doğumlarında yardımcı oldukları için sosyal hayatta önemli bir yer edinmişlerdir kendilerine. 1856'da kadınların köle ve cari olarak satılması yasaklanmıştır. 1859'da kız ortaokulu, 1870'de kız sanat ve kız öğretmen okulları açılmıştır. 1847'de İrade-i Seniye yayınlanarak kız ve erkeğin eşit olarak mirastan pay almaları ve 1858'de Arazi Kanunnamesi çıkarılarak kadınların mülkiyet hakkına sahip olmaları sağlanmıştır. Ve 1869'daki Marifi Umumiye Nizamnamesi çok önemlidir. Çünkü 7 ve 11 yaş arasındaki kız çocuklarının okula gitmesi mecburiyetini getirmiştir. Ve bu tarihlerde eş zamanlı olarak basında, gazetelerde, romanlarda kadın konusu ele alınmaya başlamıştır. Şinasi şair evlenmesinde görücü usulüyle yapılan evliliklerin sakıncalarından söz etmiştir. Ahmet Mithat çok eşliliğe karşı çıkmış ancak saldırıya uğramıştır. Namık Kemal İbret ve Tahsiri Efkar gazetelerinde yine aynı konuları ele alan yazılar yazmıştır. 1893 yılında haftada iki kere çıkan bir kadın gazetesi yayınlanmaya başlamıştır. 1876 yılına gelindiği zaman rejimde bir dönüşüm meydana gelmiştir Osmanlı Devleti'nde. Meşrutiyete geçilmiştir ve meclisin açılabilmesi için de seçimler yapılmıştır. Kadınlar bu seçimlerde oy kullanmamıştır. Yalnızca erkekler kullanmıştır. Fakat kadınların da oy kullanma muhabbeti geçmeye başlamıştır. Artık yavaş yavaş meşrutiyetle birlikte kadın hakları gündeme gelmiştir. Fakat tırnak içinde çok bahsedeceğimiz kadının yeri evidir düşüncesi ağır basmıştır. İşin ilginç tarafı kadınların haklar edinmesine bazı kadınlar da karşı çıkmışlardır. 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildiği zaman artık kadınların toplumda daha aktif olmaya başladıklarını, daha çok dernek kurmaya başladıklarını görüyoruz. İttihat Terakki Partisi bir kadınlar kolu şubesi açmıştır. Burada Cevdet Paşa'nın kızı Emine Seniye Hanım faal bir şekilde rol oynamıştır. Yine İttihat Terakki kadınlara haklar verilmesi açısından usulü fıkıh ile
evlenme, boşanma gibi konularda bir takım imkanlar sağlamaya başlamıştır. Fakat Şeyhülislam yalnızca kanunlarla değil, şeriatla da hakların sınırlı olduğunu söyleyerek bunlara karşı çıkmıştır. Kadın haklarını savunanların, yani sadece kadınlar olmadığını da söyleyebiliriz. Bunu destekleyen erkekler de olmuştur. Ama kadın hakları deyince Türkiye'de Osmanlı'dan günümüze aktarılmış bir isim görüyoruz. Halide Edip Adıvar. Yazdığı romanlarında, kurduğu dernekte, çünkü kadınların yükselmesi derneğini kurmuştur Halide Edip bu dönemde. 1913 yılında da Kadınlar Dünyası dergisi çıkarılmıştır. Yine 1913'te Osmanlı Kadın Haklarını Savunma Derneği kurulmuştur. Ziya Gökalp bu dönemde kız çocukları iyi yetiştirilirse toplumun sağlıklı aileler kuracağını, daha çok yükseleceğini ifade etmiştir. Malta'daki tutukluluk yıllarında kızı Seniha'ya yazdığı mektuplarda kadın hakları üzerinde çok fazla durmuştur. Kadının okutulması, mirasta eşit haklar verilmesi, bütün bunları Ziya Gökalp çok iyi bir şekilde savunmuştur. Balkan hocam, burada hani aklıma gelmişken söyleyeyim, hani Türkler doğuştan feministtir diyen de Ziya Gökalp değil mi? Hani evet, evet. Ziya Gökalp'in feminizmin konuşulmadığı bir dönem, bilinmediği bir dönemde bu kelimeyi kullanacak kadar cesurdur Ziya Gökalp. Kesinlikle Ziya Gökalp bir ideolog zaten. Yani bunları felsefi olarak yorumlayıp ortaya koyabilen, yani sadece bir yazardan çok öte bir isimdir Ziya Gökalp. Şiirleriyle, yazılarıyla hem kadın hakları konusunda hem toplumdaki Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak konusunda inanılmaz yol açıcı bir önder olmuştur. Bu bakımdan onun Türk tarihindeki yeri başkadır. Peki şunu diyebilir miyiz? Çünkü Mustafa Kemal Paşa'yı da etkileyen, hani fikirlerimin onun da hocası babası dediği, tabii. Hocasıdır. Yani bu benim şahsi görüşüm ama siz de katılır mısınız? Hani benim bu konuda da çalışmalarım vardı. Bu fikir akımları açısından baktığınızda İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük hepsi kadının eğitilmesini bir modernleşme sorunu olarak ele alıyor. Hepsi erkek zaten. Kendi eşleri ve kendi kızlarını ön plana sürüyorlar ama hani ben bunların arasında Türkçüleri daha önde görüyorum. Yani Türk münevverlerini, Türk aydınlarını, ki hani büyük bir çoğunlukla da erkek zaten bu kadın hareketlerini ortaya atanlar da, sanki diğer fikir akımlarından daha ayrıcalıklı bir konuma konumlandırmışlar ki onda da bir Orta Asya referansı var. Benim kesinlikle okumalarımdaki böyle, siz Türk dünyası çalışan bir hocamışsınız. Ne dersiniz Sayın Hocam? Sayın Hocam, tespitiniz son derece doğru. Çünkü hani İslamiyet'ten önceki Türk dünyasına baktığımız zaman kadın özgür, erkekle eşit, aynen onun gibi ata biniyor, silah kullanıyor, eşiyle birlikte büyükelçileri kabul ediyor, hatunlar Hakan'ın yanında, bir özgür alan var. Kadının hayatının sınırlandırılması aslında Arap ve Fars kültürünün bize geçmesiyle olmuştur. Yani kadının sosyal hayattaki yeri ondan sonra sınırlandırılmıştır. Bu nedenle Türkçüler içerisinde Türk kadına verilen değer daha büyüktür. Öyle de olmalıdır zaten. Olması gereken de odur. Evet, doğru söylüyorsunuz. Balkan Savaşları sırasında da ülkenin sorunları için çözüm aramaya başlamışlardır. Birinci Dünya Savaşı sırasında aynı şekilde Osmanlı Kadınları Çalıştırma Cemiyeti İslamiyesi, işçi taburları kurulmuştur. Burada kadınlar çalışıp ordunun ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Yine Birinci Dünya Savaşı sırasında erkeklerden boşalan kamudaki görevlere kadınlar gelmeye başlamışlardır. 1917 yılında yine İttihat Terakki'nin teşebbüsüyle aile hukuku kararnamesi çıkarılmıştır. Burada nikah dini bir olay olmaktan çıkıp devletin garantisi altına alınmıştır. Boşanmada kadına bir takım kolaylıklar sağlanmıştır. Ancak azınlıklar bunların kendi haklarını çiğnediği gerekçesiyle itiraz etmişler ve 1919 yılında bu durum yürürlükten kalkmıştır. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan mütareke ve milli mücadele döneminde kadının yine biz sosyal alanda inanılmaz bir şekilde milli mücadelede yer aldığını görüyoruz. Bunu herhangi bir kanun ya da mecburiyetten yapmamıştır. Tamamen içinden geldiği için vatanına hizmet etmek amacıyla yapmıştır. Bu dönemde kadınlar ne yapmıştır dersek, neler yapmamışlar demek daha doğru olur herhalde. Cemiyetler kurmaya yine devam ediyorlar, mitingler düzenliyorlar, işgalleri protesto eden,
Mevlid törenleri düzenliyorlar. Ölenler için bu şekilde bir sosyalleşme ve ağ kurma mümkün olabiliyor. Ev ev gezerek kadınları örgütlüyorlar. Cepheye mühimmat taşıyorlar. Ve en önemlisi ocağı tüttürmek kadına düşmüştür bu dönemde. Kadınlar bunu sağlamışlardır. Şimdi tabii bu dönemde gerek milli mücadele döneminde ve sonrasında kadın hakları ile ilgili çalışmalar bütün ağır şartlara rağmen devam etmiştir. 1 Ocak 1921'de Müdafaa Hukuku Nisvan Cemiyeti programın böyle bir dernek kurulacak ve bu programına kadın hakları konusunu, siyasi seçme ve seçilme haklarını alacaktır. Tabii burada bizdeki kadın haklarının biraz yavaş ilerlemesinin, biraz önce söz ettiğim gibi Arap kültürünün etkisi çok fazladır. Bu nedenle Batı'dan farklı bir ilerleyiş kaydetmiştir bizde. Geleneksel yapı kadının yerini az önce söylediğim gibi ev olarak tanımlamıştır. İlla çalışıp bir iş yapacaksa da öğretmen olması tercih edilmiştir. Ve eğitimli kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi üzerinde duruyor. Çok ilginç. Bunu isteyen kadınlar da bunu öne sürüyorlar. Erkekler de bunu böyle olacağını öne sürüyorlar. Mesela Latife Hanım diyor ki, evet eğer seçme seçilme hakkı verilecekse diyor, ön koşul diyor, eğitim görmesidir diyor. Bunu köylü kadının üstüne yükleyemeyiz diyor. Neziye Sayın Muhittin, hocam bu Latife Hanım Latife Bekir değil mi? Türk Kadınlar evet. Birliği'nin üyelerinden. Evet. Tamam. Neziye Muhittin yine Kadınlar Birliği'nin başkanı olan kişidir. Hı hı. Burada da yine birçok konuda iş başına geçen hanımlarımızın aydın bir kadın olacağını, yine bunların seçme hakkına ve seçilme hakkına sahip olacağının üstünde durmuştur. Ama biz Atatürk'ün hep devrede olduğunu görüyoruz tabii. Çünkü gerçekten Atatürk'ün kadınlara armağanıdır seçme ve seçilme hakkı. O 30 Mart 1923'te Vakit Gazetesi'nde yayınlanan bir demeç vermiştir. Orada diyor ki, dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez. Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız işletmiştir. Çift süren, tarlayı eken, kanısı ve kucağındaki yavrusuyla yağmur demeyip, kış demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar, hep o yüce, fedakar, o ilahi Anadolu kadını olmuştur. Bundan ötürü hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükranla, minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim demiştir. Ve gerçekten Türk kadını milli mücadele sırasında yolda doğum yaptığı zaman doğan çocuklarına Zafer ismini vermiştir. Bu da Türk kadınının ne kadar cesur olduğunu ve ümitsizliğe yer vermediğinin de bir göstergesidir. Şimdi Atatürk tabii bu 30 Mart 1923'te yayınlanan demecinden önce bir de İzmit'te Ocak 1923'te bir basın toplantısı yapıyor. Orada Ahmet Emin Yalman soruyor Atatürk'e, diyor ki Halide Edip'i ne zaman milletvekili olarak göreceğiz diyor. O da diyor ki kolay diyor, 50 bin erkek nüfus yerine 50 bin nüfusa bir milletvekili deriz diyor. Olur diyor. Halide Edip de soruyor. Paşam diyor, bu mecliste mi göreceğiz, öbür mecliste mi göreceğiz bunu diyor. O da diyor ki ben bazı milletvekilleriyle konuştum, bu mecliste olması biraz zor gibi görünüyor diyor. Gerçekten de öyle oluyor. Çünkü 1923 yılında 1 Nisan 1923'te 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi yenilenme, seçime gitme kararı aldığı zaman milletvekili seçecek nüfus sayısı tartışılırken yine kadın konusu gündeme gelecek. Aslında buradaki tartışmada Hüseyin Avni Ulaş'ı görüyoruz. Hüseyin Avni Ulaş kadınların seçme ve seçilme hakkına kesinlikle karşı çıkıyor. Tunalı Hilmi burada büyük bir cesaretle kadınların seçme ve seçilme hakkından söz eder gibi oluyor. Aslında diyor ki ondan sonra ben seçme seçilme hakkı demedim, işte nüfusça sayılmalarından bahsettim demek zorunda kalıyor. Zaten konuşturulmuyor, masalara vuruluyor. Linç ediyorlar neredeyse. Evet, evet. Yani konuşması mümkün değil. O da o şekilde konuyu kapatıyor. Ama önemli olan şudur, 1923 yılında kadınların seçme ve seçilme konusu mecliste görüşülmüştür. Yani en azından gündeme gelmiştir. Fakat ben burada şunu da görüyorum. Elbette belki o günün şartları için
erken gibi görünebilir ama birinci grupla ikinci grubun arasındaki çekişmenin de belki kurbanı olmuş gibi geliyor bana. Çünkü Hüseyin Avni Ulaş ikinci grup vekillerden, Tunalı Hilmi birinci gruptaki vekillerden. Bu bakımdan yani orada böyle bir çekişme de olmuştur diye düşünüyorum ya da düşünmek istiyorum. Ya işte buna siyasete kurban edilmiştir falan gibi düşünmek istiyorum. Yani orayı. O sizin hüsnü niyetiniz diye düşünüyorum hocam. Çünkü sonraki mecliste de gündeme geldiğinde kıyamet kopacak. Özellikle evet. 1930'a kadar. Onlardan da bahsedeceğiz. Yani çok güzel gidiyor ki biz aslında Tunalı Hilmi'nin biraz hakkını teslim etmiyoruz gibi geliyor değil mi? Evet, evet. Ankara'da bir caddenin ismi biz öyle biliyoruz ama Tunalı Hilmi Bey'in özellikle hani çok kıymetli bir devlet adamı ama kadın hakları konusunda gerçekten kadınlar kadar çok cesur sözleri var mecliste. Belki bizim de onun üstünde biraz çalışmamız gerekiyor. Şimdi Sayın Hocam çok güzel gidiyor ama benim bu arada... Bir şey ilave edebilir miyim burada? Tabii estağfurullah buyurun. Şimdi 1923 yılında bu konu görüşülürken eğitimli kadınlar eğitimsiz, eğitimli kadınlara seçme ve seçilme hakkı yine mecliste de gündeme gelmişti. Fakat ben burada da çifte standart uygulandığını düşünüyorum. Çünkü birinci meşrutiyetten itibaren oy kullanan erkekler eğitimli ya da eğitimsiz diye ayrılmamıştır ki. Hepsine seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Yani kadına gelince mi eğitimli olma ihtiyacı duyuluyor? Aynen öyle, buna sınırlandırılmış oy hakkı deniyor zaten. Size hakkı veriyor ama etrafını o kadar çok daraltıyor ki yaşla. Hani İngiltere örneğini vermiştim işte. Size oy hakkı verdik diyor ama kadın 30 yaşında erkek 21 yaşında gibi. Evet. Bunu sınırlandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerçekten hocam çok güzel bir noktayı yakalamışsınız. Yani amaç aslında vermemek bir şekilde ne yapıyor bu da. Evet. Ama bu arada benim aklıma hemen şey geliyor. Bunlar tartışılırken çok cesur bir hareket var orada. Aslında hani bizim tarih kitaplarımızda da çok yazmayan, biz Cumhuriyet tarih kitaplarının hiçbirinde yok hatta. Benim okuttuklarımda yok yani. Bunca senedir İnkılap tarihi dersi veriyorum. Ancak ben bahsedersem öğrencinin haberi oluyor. Bir Nezihe Muhittin Hanım ve Cumhuriyet, daha doğrusu Halk Fırkası'ndan önce bir Kadınlar Halk Fırkası girişimi var. Evet. Sayın Hocam, ne düşünüyorsunuz, ne dersiniz bu girişimle ilgili? Çünkü ona da sanki birazcık böyle bir bekletme, çok da fazla hani izin vermeme gibi bir durumlar var mı? Yoksa ben mi kötü düşünüyorum bu noktada? Yok yok, kesinlikle var. Aynı dönem, yani 1 Nisan evet. 1923'te meclis yenilenecek, onlar konuşulurken aynı yılın 30 Mayıs'ında kadınlar siyasi hakların önünü açmak için faaliyete geçtiler ve 15 Haziran 1923'te dediğiniz gibi Nezihe Muhittin bir Kadınlar Halk Fırkası kurdu. Yani o zaman daha tırnak içinde erkek halk fırkası kurulmamıştı. Evet. Evet. İçişleri Bakanlığı'na tabii valiliğe başvurdular. İçişleri Bakanlığı'na gitti konu. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen cevap olumsuzdu. Partinin kurulmasına izin vermediler. Gerekçe de kadınların seçme ve seçilme hakkına sahip olmaması olarak gösterildi. Bundan sonra kadınlar aynı çatı altında dernek olarak devam ettiler. Yani Kadın Halk Fırkası kurulamamış oldu böylece. Fakat dernek olarak da siyasete gireceklerinin işaretlerini vermişlerdi. Sosyal, ekonomik, kültürel her bakımdan çağa uygun kadınların rol model olduğu önemli bir dernek haline geldiler ve faaliyetlerini sürdürdüler. Fakat burada üzücü olan, hani yine erkekler duymasın, kadının kadına yaptığı muhabbeti oluyor. Nezihe Muhittin'le çok uğraşılmıştır. Hakkında yolsuzlukla ilgili soruşturmalar açılmıştır. Ceza almıştır 1929 affıyla, ancak kendisini kurtarabilmiştir ve maalesef hayatı da bir akıl hastanesinde sona ermiştir. Bu da üzücü bir durum tabii. Burada Kadın Halk Fırkası'ndan sonra bu Türk Kadın Birliği olarak faaliyetlerine devam etmiştir bu dernek. Ve 1927 yılında tekrar konu gündeme gelmiştir mecliste. Bu sefer mecliste 21 Haziran 1927 tarihinde Askeri Mükellefiyet Kanunu görüşülürken işte Hakkı Tarih Us ve Recep Peker, ki Milli Savunma Bakanı o tarihte Recep Peker, kadınların seçim haklarına, seçme ve seçilme haklarına çok olumlu yaklaşmamışlar. Askerlik yapmaya davet etmişlerdir kadınları. Ama burada hemen bir parantez açmak istiyorum. Şimdi kadın Yeni Türk Devleti'nde
modern hayat içerisinde, sosyal hayat içerisinde, kamu hayatı içerisinde yerini almıştır. Erkeklerle özdeşleşmiş işler de yapmaya başlamıştır. Bunlara bir örnek de Sabiha Gökçen'i verebiliriz. Savaş kadın pilotudur. Türkiye'de ve dünyada ilk savaş kadın pilotudur Sabiha Gökçen, biliyorsunuz. Ve 1937 yılında, tabii burada kronolojik olarak biraz ileriye gittim ama Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında o gün akrobasi gösterileri yapıyor. Akşam aynı askeri üniformasıyla Cumhuriyet kutlaması törenlerine katılıyor ve Savunma Bakanı Fevzi Çakmak'tan kadınların harp okuluna alınmasını talep ediyor. Fevzi Çakmak buna geri çeviriyor, yani izin vermiyor. Atatürk de Fevzi Çakmak'ı kırmak istemediği için orduya alınmaları konusunda herhangi bir girişimde bulunmuyor. Ama 1955 yılında harp okulunun giriş nizamnamesinde Türk öğrencisi ifadesi yer aldığı için İnci Arca adlı bir kadın buraya müracaat ediyor. Kayda alınmıyor, mahkemeye başvuruyor. Mahkeme haklı buluyor ve bir grup kadınla birlikte harp okuluna giriyorlar, eğitimlerini alıyorlar. Fakat 1963'te harp okulu nizamnamesine tekrar değişiklik yapılıyor. Türk ve erkek olma şartı getiriliyor. Böylece kızlara bu yol bir kez daha kapatılıyor. 1990'da tekrar bu hakkı almışlardır. Yani hadi buyurun askerliğe diyor, deniyor ama yani yapanların da önü açılmıyor. Subay olarak bile yapanların önü açılmıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi tabii 1927'de bu konu tekrar gündeme geldi. Ama her ne kadar tartışılsa da kadınların seçilme hakkı yine olmadı. Ama konu gündemde tutuldu. Bu arada tabii şunu söyleyebiliriz. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı sadece milletvekilliğiyle verilmedi. Daha öncesinde belediye ve muhtar seçimleri var. Yani kadınlara seçme ve seçilme hakkı 3 aşamada verilmiştir. Seçme seçilme hakkına gelinceye kadar, buraya kadar konuştuğumuz konularda ne dedik? Hep bu hakkı isteyen kadınlar bile eğitimli kadınlardan bahsediyor. Erkekler yine seçme ve seçilme hakkının eğitimli kadınlara verilmesinden yana bir tavır koyuyorlar. Tabii bu biraz ikircikli bir tavır ama yine de bunun bir nedeni olduğunu düşünürsek Atatürk de boş durmamış. Ne yapmış? Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarmış. Kadın erkek herkesin eğitimde birleştirerek eğitim almalarını sağlamıştır ki bu çok önemli bir aşamadır. 1926 yılında Medeni Kanunu yürürlüğe koyarak yine ne yapmıştır? Kadının isteği mesleğe girebilmesi, evlilik, boşanma bu gibi sosyal medeni haklarını almasını sağlamıştır. Yani aslında şununla da karıştırılmasın, hep öyle zannediliyor. Medeni Kanunla kadınlar seçme seçilme hakkı aldı. Hayır, Medeni Kanun her bireyin, her iki bireyin birbiri arasındaki ilişkileri ele alan bir kanundur. Seçme seçilme hakkı anayasal bir haktır. Anayasada yapılan değişikliklerle seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Ha, bunun için ne yaptı Atatürk? Yani hemen çıktı oldu, evet seçme hakkı verelim dememiştir. 1930 yılında Vatandaşçı Medeni Bilgiler kitabını yazmıştır. Burada askerliğin, oy kullanmanın ne kadar önemli olduğunun üzerinde durmuştur ve demiştir ki gerçek demokrasi için bir an önce kadınların seçme ve seçilme hakkına sahip olması gerekir diyerek kadınların seçme ve seçilme hakkına vurgu yapmıştır. Bu arada Afet İnan'dan, Necip Ali Küçükağ'dan kadın konusunda kitaplar yazmalarını istemiştir. Onlar da onun bu isteklerini yerine getirerek bu doğrultuda kitaplar yazmışlardır. Ve Afet İnan 1930 yılında kadınların seçilmeleriyle ilgili bir dizi konferanslar vermişti. Bu hepsi nedir? Hem kamuoyunu hazırlamaktır, hem bilgilendirmektir. Yani Atatürk her inkılapta olduğu gibi kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesi konusunda da doğru zamanı kollamıştır. Son derece de isabetli bir karar vermiştir. Önce belediye seçimleri. Aslında... Sayın Hocam, belediye seçimlerine geçeceksiniz ama geçmeden ben hani yine size bir şey sormak istiyorum izninizle. Şimdi burada benim anladığım kadarıyla sizin anlattıklarınızdan da yani kadınlara seçme ve seçilme hakkı aslında 24'te de verilebilirdi. Yani Atatürk'ün bu konuda bir problemi yok. O zaten en başlarında bunu istiyor ama sanıyorum kendi
partisi içindeki zihniyetleri aşamıyor ki. Benim hani bu konularla işte böyle sizler gibi hocaları dinlediğimde ya da çalıştığımda ben şunu fark etmiştim ve çok şaşırmıştım. Özellikle bir 30'lu yıllara giderken bir basın var biliyorsunuz, işte ulus var, cumhuriyet var. Buranın yazarları da bizim bugün bile hani belki bildiğimiz isimler. Ve Münevver Aydın, Avrupa'da okumuş 3-4 dil bilen, yani devrimleri şiddetle destekleyen şeyler, erkekler bunlar, işte gazeteci çoğunlukla ya da işte hariciyeci, şucu bucu. Ama iş kadın meselesine geldiğinde ben çok şaşırmıştım. Yani biz hep bu modernleşmeyi sanki muhafazakar çevrelerle bir hani çekişme olarak biliyoruz ya da işte kadınların açılması, kız erkek aynı sınıfta okutulması, ama o özellikle bu oy meselesi geldiğinde hani öyle karikatürler çizilmiş ki, yani bir kadın işte vekil olduğunda ne olur, sadece ipeklilerden konuşur, sadece işte mebus olduğunda makyaj malzemeleri fiyatlarını azaltır gibi çok aşağılayıcı ve cinsiyetçi karikatürler var ve maalesef ki bunları yapanlar da muhafazakar çevrelerdi. Yani bu bizzat CHP'nin içinde olan zihniyet. Sanıyorum sizin de ifade ettiğiniz gibi Mustafa Kemal çok önce de verebilirdi oy hakkını, ama biraz o ortamı hem halkı hazırladı hem de aynı zamanda diyorsunuz ki kendi görüşlerini paylaşan siyasi partisi içindeki arkadaşların da o şeye hazırladı diyebilir miyiz bu noktada? Kesinlikle. Yani doğru zamanı beklemiştir. Bu çok önemli bir şeydir Evet. Hareketlerinde. Bu bakımdan Atatürk'ün büyük lider olması yine işte buradan kaynaklanıyor. Doğru zamanda doğru işleri yapmak. Kadınlara seçme ve seçilme hakkında da aynı şeyi yapmıştır. Söylediğiniz doğru. Şimdi kısıtlı bir zaman içerisinde olduğumuz için onlardan bahsetmedim. Haklısınız. Basında gerçi lehde aleyhde yazılar var. Şimdi seçimlerle ilgili birkaç cümleyle onlardan bahsedeceğim ama basın inanılmaz şekilde karikatürlerle cinsiyetçi bir baskı kurmuştur olmaması konusunda. Hatta bebek resimleri koyarak bize kim bakacak gibi falan ajitasyonlar da yapmıştır. Yani sanki kadınlar herhangi bir iş yaptığı zaman annelik ya da eş olma görevlerini yerine getirmiyormuş gibi bir imaj verilmeye çalışılmıştır. Hala da öyle bir imaj veriliyor. Şimdi bazen bana sorarlar feminist misin diye, de ben hayır, ben kadınların erkeklerin eşit olduğuna değil kadınların üstün olduğuna inanıyorum derim. Çünkü biz kadınlar hem evde hem de işlerimizde çalışan insanlarız. Yani hiçbir işimizden maalesef vazgeçemiyoruz. Yani şimdi hatta dalga geçtim çocuklarına, dedim ki bak şimdi kadınlarla ilgili konuşacağım ama size yemek hazırlıyorum dedim. Şimdi yani bu, herhangi bir şeyden annelik hizmetimizden vazgeçmiş değiliz. Öyle olacağı belki düşünüldüğü için ve yani kadınlar eğer politikaya girerse, başka işlere girerse kocaların ve çocukların konfor alanı azalacak endişesi duydukları için biraz da herhalde bizi sokmak istemiyorlar diye düşünüyorum açıkçası. Yani konu biraz da oradan kaynaklanıyor herhalde. Şimdi bana şeyi hatırlattınız, aslında girişte onu yaparken ufak bir vurgu yaptım, bu Fransız devrimini yapanlar bütün dünyayı değiştirecek fikirleri ortaya attılar biliyorsunuz, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, ama bu devrimin öncülerinden birisi Jean-Jacques Rousseau da şunu diyor, yani bir kadının görevi diyor sadece kocası eve geldiğinde, kapıyı açtığında güzel gözükmektir diyor. Şimdi en devrimci adamlardan birisi bu tarihteki. Yani ben daha ötesine ne diyeyim? Evet. Ve hani Fransız devrimi dünyayı değiştiriyor, krallıkları değiştiriyor ama o zihniyeti değiştirmedi. Aslında o meclisteki yani o erkeklerin zihniyeti de bence aynı. Yani Ruslu gibi düşünüyorlar. Kesinlikle bu bir dönüşüm, zihniyet dönüşüm meselesi. Sonunda ondan da bahsedeceğim. Şimdi belediye seçimleri... Ama doğusu batısı yok galiba hocam. Hayır, yani hayır, kesinlikle. Batıda da aynı olmuş çünkü evrim. Zihniyet meselesi. Evet. Bunun coğrafyayla çok ilgisi yok. Zihniyet ve dönüşümle ilgisi var. 3 Nisan 1930'da belediye kanununun 24. ve 25. maddelerinde değişiklik yapılarak kadınlara seçme ve seçilme hakkı belediyelerde verilmiştir. Ve 1931 yılında Nezihe Muhittin yazdığı kitapta demiştir ki Cumhuriyet yürüyor ve her yaşına girdikçe kadına bir armağan vermeyi asla ihmal etmiyor. 7. yıl armağanı belediye seçimlerine katılma hakkı oldu diye belirtmiştir. Bu şekilde kadınlar belediye seçimlerine girmişler. Basında lehinde ve aleyhinde yazılar çıkmıştır. Yani olumlu bulanlar da olmuştur, eleştirenler de olmuştur. Yunus Nadi destek vermiştir. Afet İnan olumlu konferanslar vererek destek vermiştir yine. Seçim
Nisan ayında bu hakkı alıyorlar ve aynı yılın Eylül-Ekim ayları arasında belediye seçimleri yapılıyor ve o seçimlere katılıyor kadınlar. İlk defa İzmir ve İstanbul illerinin bazı belediye meclislerine girmeye başlamışlardır. 1950 yılında Müfide İlhan ilk kadın belediye başkanı Mersin'in diye anılmaktadır ama Artvin Yusufeli Kılıçkaya beldesindeki belediye başkanlığı yapan Sadiye Hanım vardır. İlk kadın belde belediye başkanıdır. 1930 yılında yapmıştır. Muhtemelen bu belde belediye başkanı olduğu için Müfide İlhan daha çok hep ilk kadın belediye başkanı olarak anılıyor diye düşünüyorum. Hakkında bilgi yok hocam. Yani o da hep işte ilk, dünyada da öyle, bizde de öyle, uzun süre Müfide İlhan ilk kadın belediye başkanı Evet. olarak kabul edilmiş ama ailesinin de iddiaları var. Sadiye Hanım onu şöyle ayırmak daha iyi. Sizin dediğiniz gibi ilk belde belediye Evet. başkanı ve ilk il belediye başkanı Evet, olarak evet. Daha ayırırsak doğru bu olur. daha doğru olur ama Sadiye Hanım hakkında bilgi yok ne yazık ki. Keşke olsaydı. Müfide Hanım'ı tabii 50'li dönemlerde. O zaman şöyle mi diyebiliriz? 50'ye kadar başka belediye başkanı yok o zaman kadın, değil mi hocam? Evet, il belediye başkanı yok. Bir tek Sadiye Hanım'ın adını biliyoruz. Evet, onun da adını biliyoruz. Öyle olduğunu biliyoruz. Hakkında bir çalışma ben rastlayamadım şimdiye Çünkü kadar. Demek kayıtlar ki iyi değil ihmal ettiğimiz hocam. bir konu bu bizim. Şöyle bir şey var. Bu belediyecilikle ilgili inanın kayıtlar o kadar kötü tutulmuş ki. İnanın onları tespit etmek çok çok zor. Evet, arşivin düzenli olmamasından da kaynaklanan sorunlar var tabii. Belki çıkacaktır yıllar sonra şurada da bir belediye başkanı vardı diye. Ümit ediyorum. İnşallah. Buyurun Evet, hocam. şimdi 50'de ilk kez belediye başkanı. Peki günümüzde ne? Ona bakalım şimdi. Bence esas önemli kısmı günümüz kısmı. En son yerel seçimlere bakarsak 31 Mart 2019'da yapılan durum çok net bir şekilde anlaşılır. 3 ilde, 3 büyük şehirde kadınlar aldı. Aydın, Gaziantep, Van. Van'dakine daha sonra kayyum atandığı için bu düştü. 2 tane büyük şehir belediye başkanı kadın şu anda. Büyük şehirler hariç 973 belediye başkanlığı var. Bunların sadece 37 tanesi kadın. Bu ne durumda olduğumuzun herhalde çok açık bir göstergesidir diye düşünüyorum. Sayın hocam yalnız batıdaki de yok. Mesela Marmara bölgesinde de yok bir hani belediyecilikle ünlenmiş bir kadın. Hatta Doğu ve Güneydoğu belediyeler konusunda 50'li yıllardan itibaren daha fazla kadın sayısına sahip ama hani bu coğrafi olarak da bakacak olursak yani daha gelişmişlikle de doğru orantılı bir şey değil mesela. Yani Değil. Trakya bölgesinde de Marmara bölgesinde de bir Hayır, kadın hayır. belediyesi yok. Yani şimdi kadın olmayan illere baktığımız zaman Trakya'daki illerin de hemen hemen hepsi giriyor mesela içine. Biraz önce söylediğimiz gibi doğu batı muhabbeti değil. Zihniyet Ya, meselesi. zihniyet. Zihniyet Hani meselesi. bu okumuşluk, gelişmişlik Hayır, hani hayır. diyoruz ya bazı konularda ama zihniyet demek ki daha farklı bir mesele Sayın Hocam. Biraz önce söyledikleri eğitimli kadına oy hakkı verip vermeme konusu da böylece çürümüş oluyor yani, değil mi? Değişen bir şey olmuyor. Kesinlikle. Zihniyet aynı oluyor yani sonuç olarak. Evet. Evet. Şimdi sonraki ikinci aşama kadınlara muhtar seçimlerinde seçme ve seçim hakkını verilmesi. O da 3 yıl sonra gelecek. 1933 yılında gelecek. 26 Ekim 1933'te 1924 tarihli köy kanunun 20. ve 25. maddelerinde değişiklik yapılarak kadınlara muhtar ve muhtar ihtiyar heyetlerinde seçme ve seçilme hakkı verilecek. Basının bu konuda artık şeyde alıştılar, belediye seçimlerinde çok fazla lehte aleyhte yazı göremiyoruz. Sadece meclis içindeki tartışmalara yer verdiğini görüyoruz. Basın o şekilde müdahil olmuştur. İlk muhtar olarak da 1933'te seçimlerde Aydın Güre ilçesinin Demirci Dere köyünde Gül Esin Hanım Türkiye'nin ilk kadın muhtarı olarak tarihe geçmiştir. Bugün ne kadar muhtarımız var? Bir de hemen ona bakalım. Yine en son 2019 31 Mart yerel seçimlerine göre 50.157 muhtardan 1086 tanesi kadın. 50 bin ne? Bin. Yani oran gayet açık bir şekilde ortada. Bitlis, Muş, Sinop, Şanlıurfa dışındaki her ilimizde kadın muhtarlar var. İstanbul'da mevcut 140 kadın muhtarla birinci sırayı alıyor. Tabii nüfusa oranla baktığımız zaman hani çok büyük bir nüfus var İstanbul. Birçok ilimizin kapsayacak şekilde büyük bir nüfusa sahip. Bu bakımdan böyle olması da gayet normaldir.
ama çok bir ilerleme kaydetmediğimizi üzülerek bu iki seçimde de söyleyebiliyorum. Milletvekili seçme ve seçilmeye gelince Mustafa Kemal 12 Mayıs 1934 yılında Ankara'daki Kızılses'in ziyarete gidiyor. Orada öğrencilerle askerlik ve vergi üzerine konuşuyor. İşte vergi veriyor musunuz? Çalışanların verdiği söyleniyor ki hep zaten medeni, vatandaş için medeni bilgiler kitabında da bu konular üzerinde Atatürk çok durmuştur. Sınıfta da çocuklara bu soruları soruyor. Askerlik yapılıp yapılmayacağını, onlar da milli mücadelede annelerinin, nenelerinin askerlik yaptığını söylüyorlar ve Mustafa Kemal artık kamuoyunun bu işe hazır olduğunu ve istekli olduğunu orada çok açık ve net bir şekilde görüyor. Zaten 10. yılda da, yani bir yıl önce kadınlara milletvekili seçme seçilme hakkının verilmesinden önce cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk. O 10 yaşını doldururken demokrasinin bütün icablarını sırası geldikçe tatbikata koymalıdır. Kadın haklarını tanımak da bunun bir icabı olacaktır diyor. Müsterih olunuz ki hükümetin kadınlara siyasal hakları bir silsile içerisinde vereceğinin de işaretini vermiş oluyor. Yani yeri ve zamanı olduğunu Atatürk açıklamalarıyla da hem davranışlarıyla da ifade ediyor. Ve 1934 yılında 5 Aralık'ta İsmet Paşa Başbakan, kadın mecliste yaptığı konuşmada diyor ki kadınlarımızın Türk tarihindeki haklı yerleri erkeklerle beraber daima memleketin, milletin alın yazısı üzerinde söz ve etki sahibi olmalarıdır. Bu hakkı Türk kadınının bir iyilik olsun diye vermediklerini, Türk kadınının bunu hak ettiğini söyleyerek 191 arkadaşıyla birlikte önergeyi verecek ve 258 milletvekilinin oy birliğiyle kadınlara seçme, milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınacak. Bu milletvekili seçme ve seçilme hakkı diğer haklardan daha büyük bir coşkuyla kutlanmıştır. Sadece İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde değil, Anadolu'da Kilis, Zonguldak, Maraş, Ordu, Samsun, Kars, Denizli gibi ülkenin birçok yerlerinde toplantılar yapılmış, mitingler düzenlenmiş, Ankara'ya, meclise, Atatürk'e telgraflar çekilmiş, teşekkür edilmiştir. Bu şekilde büyük bir coşkuyla kutlanmıştır. Ve Atatürk kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi üzerine de şöyle demiştir. Bu karar Türk kadına sosyal ve siyasi hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Siyasi hayatta belediye seçimlerinde tecrübesini yapan Türk kadını bu kez de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Çağdaş ülkelerin birçoğunda kadınlardan esirgenen bu hak Türk kadının elindedir. Onu yetki ve ehliyetle kullanacaktır demiştir ve gerçekten de bugün medeni dediğimiz birçok ülkeden önce kadına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Ve bunun üzerine bir yıl sonra 22 Nisan 1935'te Uluslararası Kadın Hakları Derneği'nin 12. Kongresi İstanbul'da Türk Kadınlar Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Burada Atatürk'e çok büyük övgüler tabii ki haklı olarak kadınlar tarafından yapılmıştır. 1935 yılında da seçimlerde 17 kadın milletvekili meclise girmiştir. Bir yıl sonra yapılan ara seçimde Çankırı'dan Hatice Özgener'in girmesiyle bu sayı 18'e çıkmıştır. Yani 4.6'dır yüzde olarak baktığımız zaman. Bugün ne kadar temsil edilebiliyor kadınlar mecliste, ona bakarsak ne olacak onu görelim. 1935'ten yani kadınların ilk girdiği seçimlerde. Tabii bu ilk seçimlerde hani gizli bir Atatürk kotası var aslında, değil mi hocam? Bizzat onun aday gösterdiği kişiler var. Tabii ki. Koruması var yani. Ama kota önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Hele ki biraz önce bahsettiğimiz zihniyeti de göz önünde bulunursak. Şimdi hemen aklıma gelen bir şey var. Ben size söz vereceğim. 1935 Kongresi'nin Türkiye'de toplanmasında o zaman bu kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi çok çok önemli bir şey. Örnek olarak gösteriliyor hatırladığım kadarıyla. Hatta pullar bastırıyorlar o kongrede, bu kongreyi düzenleyenlere, bu uluslararası kuruluş. Madame Curie'den başlayıp yani dünyadaki ünlü bilim kadınlarının şeyleri var. Yani anısına pul çıkarır ama çok enteresandır. Türkiye'den bir kadın yok pulda. Türklerin atası diyerek sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün ve kadınların koruyucusu ibaresiyle sadece tek bir pul basılmış Türkiye'den. Onda da Atatürk var. Yani evet.
bilgiyi bunu da paylaştığınız için vurgulamak istedim. Çok çok teşekkürler. Çünkü gerçekten yani başlığımızı Atanın Kadınlara Armağanı Seçme ve Seçilme Hakkı diye boş yere seçmedik. Gerçekten evet. O bunu hak eden bir isimdir. Evet, şimdi 1935'te 4.6. 2007'ye kadar yapılan seçimlerde bunu yakalayamıyor Türkiye. Ancak 2007'de 9.1 oranını yakalayabiliyor kadınlar mecliste. Şimdi tabii bu 87 yılda bugüne geldiğimizde meclise bakarsak, 2018 seçimlerini değerlendirirsek, yeterince temsil edilmediğimiz gösteriyor. Yani bu sadece mecliste değil, bütün karar alma mekanizmalarında toplumun yarısı kadınlardan meydana geldiğine göre karar verici mekanizmaların yarısında kadınlardan meydana gelmesi gerekir. Şimdi yalnızca yani ümit verici bir noktada değiliz. İçimiz daha çok kararacak. Sadece grubu olan partilere bakarsak şu anda mecliste iktidar partisi %18. Kadın kotası yok AKP'de. Çünkü kadın kotası biliyorsunuz kadın parlamenteri desteklemek amacıyla bir kader diye bir kadın örgütü kurulmuştu. Onlar da bu konuda destekleyici faaliyetlerini yürütüyorlar. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'ne %11, Cumhuriyet Halk Partisi'ne %33 kadın kotası var. Halkların Demokrasi Partisi'nde kadın oranı %41. Bunlarda eş başkanlık sistemi olduğu için %50'lik bir kota uygulaması var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde %8, Milliyetçi Hareket Partisi'nde kota uygulaması yok. Genel başkanı kadın olan İyi Parti en düşük kadın oranına sahip parti %5. Cinsiyet ayrımına karşı oldukları gerekçesiyle kota uygulamadıklarını, bunu %25 olarak söylemeyi tercih ettiklerini belirtiyorlar. Evet, şimdi yani mesele kota meselesi değil. Uyguladım kotayı, bir ilden 10 tane vekil çıkacak, 5 tane kadın koydum, %50 uyguladım. Nereye koydum? İlk 5'i erkeğe koydum, seçilebilecek yere, seçilemeyecek yere kadını koydum. Buyurun, hocaya sormuşlar, olur mu diye. Ben yaptım, oldu demiş. İşte yani kota da böyle uygulanırsa kadınların seçme seçilme hakkı da böyle olur sonuç olarak. Yani çok fazla etkili olduğunu da söyleyemiyoruz bu durumun. Bu bakımdan yani gerçek anlamda sürdürülebilir kadınların siyasette yer alması gereken sistemlerin uygulanması gerekir. Şimdi tabii bu hep söylüyoruz, zihniyetin değişmesi gerekir. Yani ve kadınların toplumun yarısını meydana getiren kadınlar partilerin programlarını, adaylarını iyi inceleyip seçici oy vermeleri gerekir. Kadınlara seçilecek sırada yer vermeyen partilere oylarını vermemeleri gerekir. Başka türlü bunun yolu yok yani. Bunu yine kadınlar sağlayacak bir şekilde. Peki bu Sayın Hocam, eksik temsil konusunda yani şunu biliyoruz zaten en baştan beri, hani erkek egemen kafa yapısıyla ilgili sınırlandırmalar var ama kadınların hiç mi suçu yok yani? Kadınlar talip olmuyorlar mı? Oysa ki onlara 34 yılında haklar verilmiş, hem de mücadele etmeden verilmiş bir şekilde. Ben bunda biraz da hemcinslerimizi suçluyorum yani. Bir şekilde talep etmeden, mücadele etmeden de bu hakları kalıcı kılmak çok mümkün değil gibi geliyor bana. Tabii ki kadınlara düşen görevler de var ama Sayın Hocam, siyaset bir kulis işi. Yani bir yerlerde kulislere katılacaksınız. Kadının ne yapması bekleniyor? Az önce söyledik. Evine dönmesi, eşine ve çocuğuna yemek yapması bekleniyor. Dolayısıyla bu kulislerin içinde maalesef çok yer alamıyor kadın. Evet, seçici olmada, haklarını korumada, bunların peşini kovalaması gerekir. Yani başkasından kendisi için hak talep etmesini beklemek son derece yanlış olur. Ama maalesef konfor alanı bozulacağı için, aile hayatı bozulacağı için maalesef kadın bundan uzak durmak zorunda da kalıyor. Böyle bırakılıyor. Bunun dışında tabii çevresel koşullar var. İşte kadınların erkekler gibi, yani bu da yanlış bir şey ama hani dedikodu olması, kahvelere girememesi, işte mitinglerde o kadar rahat hareket etmemesi gibi takım cinsiyetçi yaklaşımlardan dolayı çekinceleri var. Ama bir de şu var hocam, benim hani gözlemim bu, zaten benim de gözlememe gerek yok ama en başından beri aslında hani siyasete girmiş kadınlarda, bu belediyelerde de böyle, milletvekillerinde de böyle, hani ben şimdi başka bir noktaya değineceğim, hep bir tanıdık soyadı var, ya bir baba ya bir eş. Yani bunun dışında sıradan, tırnaklarıyla kazımış, işte okumuş, elbette ki var ama kendini olağanüstü kanıtlaması gerekiyor. Yani uluslararası şöhret olması gerekiyor insanın. Hani sen de gel bizim partide görev yap denmesi için. Ama hani o şeyde de böyle, yani 40'lı yıllarda da böyle, 50'lerde de böyle, bütün siyasilerin kızları
siyasi partilerin içinde yer almışlar aynı şekilde. Yani Müfide İlhan'dan bahsettik, o da Fevzi Çakmak'ın yeğeni sonuçta. Evet. Hani en baştan beri bu kadın hareketi, siyasi hareket içerisinde de bizde sanki hep böyle yine bir arkada bir erkek desteğiyle mi yürüyor acaba? Ne diyorsunuz bu konuda? Ben yanılıyor muyum acaba? Yok yok, yanılmıyorsunuz. Yani kadınları destekleyen kişiler olduğu zaman her alanda işleri yani daha kolay yürüyor. Ama bu sadece kadınlar için değil, erkekler için de böyle. Maalesef bizde milletvekilliği irsi bir meslek. Aynı aileden gelen o kadar çok vekil görürsünüz ki. Yani demokratik olarak her şeyden önce bunun değişmesi gerekiyor. Ama söylediğiniz doğru. Kadınların bir yere gelebilmesi için erkeklerden çok daha fazla çalışması gerekiyor. Özellikle siyaset konusunda çok fazla çalışması gerekiyor. Rakip olarak da görmüyorum aslında da. Bir mücadele tabii ki bu, ama toplumun yarısını meydana getiren kadınların kadınlarla ilgili yasalar çıkaracak mecliste olmaması ne kadar üzücü aslında, değil mi? Erkek egemen bir meclisten kadınlar lehine yasa çıkmasını nasıl bekleyebiliriz? Şimdi olaya böyle baktığımız zaman öyle değil mi? Şimdi komisyonlara bakalım. Sayın Hocam, buyurun. Bazen öyle kadınlar var ki daha erkek zihniyetine sahipler. Sonuçta kadın politikacılar da geldi geçti ülkemizden. Yani bu anlamda da ben hatırlamıyorum hani kadınlar lehine herhangi bir kanun pozitif ayrımcılık yapılmıyor kadın tarafından. Yapılmıyor. Yani aslında Evet. Şöyle bir şey var. Oraya gelen kadın da o kadın kimliğini dışında bırakmak zorunda kalıyor. Belki de o toplumsal baskılar yüzünden aslında erkek politikası yapıyor bir anlamda. Evet, hiç hoşlanmadığım bir tanımlama. Yani erkek gibi kadın denir mesela. Hiç hoşlanmadığım Evet. bir tanımlamadır. Bence en büyük Ama hakarettir. kadın gibi erkek Kadın dediğiniz gibi zaman olacak. hakaret Erkek oluyor o, erkek değil gibi, mi? evet. İster istemez o hüviyetinden sıyrılmak zorunda kalıyor. Eşit şartlarda mücadeleyi yürütebilmek için maalesef kadın kimliğini bir kenara bırakmak zorunda kalan kadınlar olabiliyor. Evet. Evet. Şimdi kadın sayısı az olduğu için tabii meclisteki komisyonlara baktığımız zaman oradaki dağılım az, ama Milli Savunma Komisyonu'nda hiç kadın üye yok. Şu anda mevcut durumdan bahsediyorum. Yani bu Milli şekilde. Savunma Bakanı da yok bildiğim kadarıyla hiç. Tabii yani şimdi illa milli ordudan gelmesi gerekmez, ama ordumuzun içinde de çok değerli subaylar yetişmiştir. Biz onları da temsilen mecliste görmek istiyoruz. Bu Milli Savunma Komisyonlarında görmek istiyoruz. Çok kıymetli Hocam, subaylar yetiştirmiştir Türk Silahlı kadınlar Kuvvetleri kadın sadece olarak. aileden sorumlu devlet bakanlığına son yıllarda getiriliyorlar. Erkeklerin ailesi yok mu? Yani onlar hani bekar mı oluyorlar? Hiçbir aile hayatları yok mu ki sadece kadını koyuyorlar aileden sorumlu devlet bakanlığına? Bunlar aileden sorumlu değil. Aileden sorumlu olan hep anneler, biliyorsunuz, kadınlar yani. Evet. Mesele orada. İşte Evet. burada bile belki pek çok şey ortaya çıkıyor. Yani hiçbir Milli Savunma Bakanı kadın olmaması da tarihimizde benim bildiğim yok. Hani ekonomi var, eğitim var, dışişleri var Evet. ama ağırlıklı olarak kadın ve aileden sorumlu bakan olarak tanımlanıyor kadınlar gene. Aslında sizin Hala söylediğiniz evi, şeyi kadının hala. evidir yani. Evet. 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 Şimdi Birleşmiş Milletler verilerine göre de dünyada kadın milletvekili ortalaması %22. Biz %17,35 ile bu ortalamanın altında kalıyoruz. Kadın milletvekili oranında dünyadaki 192 ülke arasında 119. sıradayız. Avrupa'daki 37 ülke arasında sondan 3. sıradayız. Birçok Afrika ülkesi, Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri bizim önümüzdeler. Bağımsız 7 cumhuriyete baktığımız zaman 6. sıradayız. Yani bu devletler adına seviniyorum tabii. 1991 yılında bağımsız olmuş 5 Türk Cumhuriyeti'nde onlar ön sırada. Özbekistan'da %30, Kazakistan'da %27, Türkmenistan'da %25, Kırgızistan'da %19, Kuzey Kıbrıs'ta %18, Türkiye'de %17, Azerbaycan'da %16. Yani Türk dünyasında da böyle sıralanıyoruz. Tabii bu bir eksik temsil meselesi, sizin de üzerinde durduğunuz gibi. Eksik temsil bir demokrasi sorunudur. Yani demokrasinin tam anlamıyla işlemediğinin bir göstergesidir. Bunun için zihniyet dönüşümünün olması gerekmektedir. Tabii kadınlar erkek egemen yapıyla her şeyden önce mücadele ederek siyasetin içine giriyorlar. Girdikleri zaman da yine cinsiyetçi söylemlerle karşı karşıya kalıyorlar maalesef. Bununla mücadele etmek zorunda kalıyorlar.
Dileğimiz tabii bu zihniyet değişiminin gerçekleşmesi, kadınların hak ettikleri şekilde her alanda %50 toplumdaki yerlerini almaları. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam katkılarınız için. Gerçekten çok keyifli bir söyleşi oldu. Çok da anlamlı bir haftaya denk geldi bu söyleşiniz. Ben tabii ki söylediklerinizin hepsine katılıyorum. İlave etmek istediğiniz bir cümleniz olacak mı? Tabii şimdi bugün seçme ve seçilme hakkının üzerinde durduk konudan çok uzaklaşmak istemiyorum ama genel anlamda kadın haklarıyla ilgili bir cümleyle bitirmek istiyorum sözlerimi. Kızlarımızın çocukluklarını yaşadıkları, kadınlarımızın erkekler tarafından öldürülmediği, mecliste hakkıyla temsil edildikleri bir dünya ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepsine katılıyorum. Artık bunun üstüne de söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Her şeyi söylediniz Sayın Hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda da bize bu fırsatı veren, burada bizi birleştiren, bu yayının hazırlanmasında emeği geçen, başta Mualla Yücel olmak üzere sevgili hocam ve Ebru Zeren hocama da ve emeği geçen herkese teşekkürler ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum hepinize.